atölyesinden merhaba. Bugün size böyle puflarla yapılmış tomurcuk modeli anlatacağım. Bunu geçen yıl anlatmıştım. Fakat aralardaki zincir sayıları biraz fazla gelmişti. E, bu yüzden biraz aralıklı olmuştu. Çok da hoşuma gitmemişti. Bugün zincir sayısını biraz daha küçülterek anlatacağım size. Bakın e, arkadan duruşu da bu şekilde. Kırlent yapılabilir, lif yapılabilir, battaniye örülebilir, e, bundan yelekler yapılabilir. Bir kısmını bu şekilde yaparsınız. Bir kısmını düz trabzan yaparak yelek de yapabilirsiniz. Şimdi modele nasıl başlıyoruz onu göstereyim. Üçün katları şeklinde zincir çekerek başlıyoruz. Eğer bir lif yapıyorsanız 42, 45, 48 ya da 51 uygun olacaktır zincir sayısı olarak. 1, 2, 3, 4. Şu hemen başlangıç noktanıza bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu 5 zincir de olabilir. Karar sizin. 2 tane tekrar zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3. boşluğunuza 1 tane daha ikili trabzan yapıyorsunuz. 1, 2 zincir. 1, 2, 3. boşluğa 1 tane daha ikili trabzan. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncü boşluğunuza sıranın sonuna kadar bu metodla gidin. Eğer çok bol örüyorsanız e, bu zincir sayılarını 1 aradaki iki değil de bir zincir bırakarak ikinci zincire batarak bu sırayı ilerletebilirsiniz. O zaman 2'nin katları şeklinde zincir çekmeniz gerekir. fark etmez aslında sonda bir tane iki tane zincir fazladan kalırsa o da sorun değil. Yani bu modelde zincir sayısını çok dert etmeyin. Şimdi bakın başladığınız renkle ikinci sıraya geçiyorsunuz. Başladığınız rengi kullanın. Başka renk kullanmayın. Bir, iki zincir. Şuradaki boşluğun içine başlangıçta bir tane ikili trabzan yapın. Hiç zincir çekmeyin. İpi tığın üzerine alın. Bakın şimdi Şuradaki boşluğun ortasından tığınızı geçirin. Diğer boşluktan çıkarın. Şöyle tutarak bunun içine 1 2 3 4 5 ya da 6'lı puf yapıyorsunuz. 5 tane de olabilir, 6 tane de. 6 tane yaparsanız daha tombul gözükür yaptığınız fıstıklar. O da çok güzel olur. 1 2 tane zincir çekiyorsunuz. Sonra bakın şuradaki boşluğun içine hemen dibindeki boşluğun içine bir tane sık iğneyi yaptınız. Tekrar yine iki zincir. İpi tığın üzerine alın. Buradaki boşluktan giriyorsunuz. Buradaki boşluktan, diğer boşluktan çıkıyorsunuz. Şöyle tutun. 1 2 3 4 5 isterseniz 6 fıstığınızı yapıp kapatın. 1 2 zincir çektiniz. Bakın hemen bu fıstığın dibindeki boşluğun içine bu 2 zinciri sık iğneyle tutturup tekrar 2 zincir çekiyorsunuz. Yine bu boşluktan giriyorsunuz, diğer boşluktan çıkıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde 3 4 5'li bir fıstık ya da puf yaptıktan sonra 2 zincir çekip tekrardan buradaki boşluğun içinden bir sık iğne çıkarıp 2 zincir çekiyorsunuz. Sıranın sonuna kadar bu mantıkla ilerliyorsunuz. Evet, sıranın sonuna doğru yaklaşıyorum. Buradaki son boşluğumuz biraz ufak olmuş. 2 zinciri tekrar çektim. Şuraya yine aynı mantıkla bir fıstık daha yapıyorum. Bitişe dikkat edin. Bazen bazı modeller yana doğru artıyor. Bana fotoğraflarını yolluyorsunuz niye böyle oldu diye. Aslında ben bütün videolarımda belirtiyorum. Tığ işinde başlangıç ve sonlara çok dikkat edin. Oraları atlarsanız modeliniz yanlış yürür. Bakın şimdi son fıstığı mesela yaptıktan sonra burada bir boşluğunuz kaldı. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Ee, sadece ipi tığın üzerine alarak buradaki boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorsunuz. Sonraki trabzanı da şuradaki zincirin ortasından geçirerek bir tane daha trabzan yapıyorsunuz. Sonda iki tane trabzanınız olmuş oluyor. Şimdi tekrar bu iple de devam edebilirsiniz. Aynı iple devam edebilirsiniz. İki ip kullanabilirsiniz. Çok renkli ip kullanabilirsiniz. Yani 4-5 renkle de yapabilirsiniz. Bakın benim burada yaptığım gibi birden çok renk kullandım. Eğer iki renk yapıyorsanız ipinizi kesmeye de bilirsiniz. Önemli değil. Ama çok renk yapıyorsanız ipinizi kesmek zorundasınız ki sonunda ipler birbirine karışmasın. Şimdi ben iki renk yapacağım. Burada kesebilirsiniz. İki renk yapacağım için ipi tığın üzerine aldım. Ne yapıyorum? Burasını iyi ve dikkatli izleyin. Şimdi öncelikle iki tane zincir çekeceğim. Bir, iki zinciri çektim. Burada ne yaptığımı iyi bakın. Bakın şimdi tığımı ön tarafa doğru alıyorum. Şuradaki bu ilk boşluğun ilk boşluğun içinden önden geçirdim. Bakın önden geçirdim. Sonra da hemen fıstığın sol yanındaki boşluğun içinden de ikinci geçirişimi yaptım ve böylece ipi çekiyorum. Sonra bir tane de böyle sık iğne yapıyorum. Tekrar metoda bakın. İlk başta 2 zincir çekmiştim. Bundan sonraki bölümde 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bakın burada bir fıstığım var. Bunun sağ taraftaki yanından önden tığımı geçirdim. Sonra da onun sol yanından arkadan tığımı geçiriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki fıstığı atlıyorum. Onun sağ yanından ve arkada sol yanından tığımı geçiriyorum. Fıstığı sıkıştırmış gibi bir şey oluyoruz burada. Şimdi bu zincir sayısı 3 de olabilir, 2 de olabilir. Örme şeklinize göre değişir. Sıkı örüyorsanız 3 tutun zincirleri. Ama eee orta ya da gevşek örüyorsanız zincir sayınızı 2 tutun. Lise ben şimdi 2 tutmaya karar verdim. 3 biraz gözüme büyük gözüktü. Tekrar şu fıstığın sağ yanından ve sol taraftan geçirdim. 1 2 Yine aynı şekilde. Bir süre sonra eliniz alışıyor. Bakın. Şuradan geçiriyorsunuz ve buradan geçiriyorsunuz. 1 2 Yine aynı şekilde şuradan geçiriyorsunuz ve buradan geçiriyorsunuz. Sonda da sona ne yapıyoruz? 1 2 zincir yapıp burada sık iğne ile bitirdiniz. Döndünüz. Bakın toparlanmış oldu yaptığınız fıstıklar. Yukarıya 1 2 zincirle çıktım. Buradaki boşluğun içine 1 tane 2'li tırabzan yaptım. Sonra ipi tığın üzerine aldım. Şurada daha önce sık iğne yaptığım bölüme tığımı bu şekilde ve bu şekilde geçirerek şöyle bükerek yine ilk sırada yaptığım gibi 2 3 4 5'li bir puf yapıyorum. 1 2 zincir. Hemen dibindeki boşluğa 2 zinciri tutturuyorum. Buraya tutturdum bakın. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine buradan ve şuradan tığımı geçirdim. 1 2 3 4 5'le puf. 2 zincir. Buradaki boşluğun içinden 1, 2 ve şu şekilde tekrar fıstığımı yaparak 5 topladım. 1, 2 zincir yine buraya bir tane sık iğne 1, 2 zincir ve şuradan yine tığıma geçirerek bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 zincir buraya 1 2 yine buradan fıstığımı sonuna kadar gelelim. Şimdi sondayım. Bakın son bir tane fıstığım kaldı. Bunu atlayabilirsiniz yanlışlıkla. Dikkatli olun. İki zinciri çektiniz. Bunun tepe boşluğundaki şuradaki sık iğneyi görmezden gelmeyin. Bunu mutlaka fıstığa çevirin. Her bir fıstığın üzerinde yine bir fıstık olacak. Eksik bırakmayın. Topladınız. Evet. Şimdi burada yaptığımız gibi Bitirdik fıstığımızı. Hiç zincir çekmiyoruz. İpi tığın üzerine aldık. Buradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan ve hemen şuradaki trabzanların tepesine de bir tane daha ikili trabzanla bitiriyoruz. Başlarken iki trabzanla başladığımız için sonunda da mutlaka iki trabzanı yapmayı ihmal etmiyoruz. Trabzanı yaptıktan sonra bakın buradaki ipinizi değiştiriyorsunuz. Diğer ipinize yani üçüncü bir renk kullanacaksanız üçüncü rengin ipine geçiyorsunuz. Ama iki renkle yapacaksanız buradaki ilk renginize geçiyorsunuz tekrar bir iki zincir ve metodumuz yine aynı fıstıklarımızın sağından ve solundan tığımız bu şekilde sağından ve solundan geçirerek sık iğnelerle tutturuyoruz bir iki yine bakın sağından ve solundan Önce buradan, sonra da buradan. Bir iki. Önce buradan, sonra da şuradan. Sıranın sonuna da dikkat ederseniz, iki zincirle buradası yaptığımız son iki tane trabzanın ilk trabzanın tepesine tutturduk. Daha sonraki metodumuz artık her rengin ilk sırasında ne yaptıysak o boşluğun içine bir trabzan, hiç zincir çekmeden buradaki sık iğnenin etrafından dolanıp birer fıstık çıkararak aynı metotla fıstığı iki zincirle tutturup modelin bitimine kadar bu yolla devam etmek. Bakın şuraya tutturdum. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur model bu e, yol üzerinden devam edecek. Hepinize kolay gelsin.